Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trend YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tığ işi bebek battaniyesi modelinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı ve keyifli bir video olur. Anlatmaya başlamadan önce bu şekilde videolar çekip sizlerin karşısına gelebilmem için sizlerin de desteğine ihtiyacım var. Desteğinizi göstermek adına lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Dilerseniz hep birlikte örgümüze başlayalım. Ben anti-peeling özelliğe sahip bebe yünü kullandım. 3,5 mm çapında da tığımla başlıyorum. Arkadaşlar modelimizin kurulumuna zincir çekerek başlıyoruz. Burada bir zincir sayısı belirtmeyeceğim. Modelimizi istediğiniz uzunlukta zincir çekerek modeli kurduktan sonra kalan zinciri başlangıç noktasından sökebilirsiniz. Arkadaşlar ilk zinciri çekerken elinizi ne kadar gevşek tutarsanız üst modeli kurdukça alt zincir kendini çekmeyecektir ve modelimiz daha düzgün duracaktır. Ben modelimi kurmak için bu kadar bir zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire tekli trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa tekli trabzan. Ve tekrar yanındaki boşluğa tekli trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç boşluk atlayıp 4. zincire tekli trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Hemen yanına bir tekli trabzan daha. Üç zincir çekiyorum. Üç boşluk atlayıp 4. zincir boşluğuna tekli trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. 3 tane zincir boşluğa atlayıp 4. boşluğa tekli trabzan yapıyorum. Modelimizin sonuna geldiğimizi varsayarak sonuncu trabzanı dörtlü olacak şekilde yapacağım. Ve böylece modelin başında ve sonunda dörtlü trabzan olacak. Bir zincir çekiyorum. Modeli döndürüyorum. Hemen yanındaki ilk boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Burada bıraktığımız üçlü zincire şu şekilde tekli trabzan. Tekrar yanındaki zincire tekli trabzan yapıyoruz. Ve yanındaki üçüncü zincire de tekli trabzan yapıyoruz. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Birinci boşluğa tekli trabzan. İkinci boşluğa ve üçüncü boşluğa 3 zincir çekiyorum. Birinci trabzanımız 2 ve 3.
3 zincir çekiyorum ve bu en baştaki trabzana sık iğne batıyorum. Arkadaşlar, ben bu modelde iki renk kullanacağım. Onun için hemen ikinci rengimi bağlıyorum. Şöyle bir zincir çekerek ipimizi sıkıştırıyoruz ve dönüyoruz. Bakın, buradaki tekrar başını doluyorum. Aşağıda yapmış olduğumuz ilk trabzanın üstüne biz de trabzan yapıyoruz. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki yapmış olduğumuz trabzanların üzerine tekrar trabzanlar oluşturuyoruz. Model ilerledikçe bunları daha iyi göreceksiniz. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 1 ve zincirler içinde kalmış oluyor, görünmüyor. Modelimizde hiç boşluk olmadığı için herhangi bir astar geçirmek zorunda da kalmayacaksınız. Hem ön yüzünü hem arka yüzünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece bebek battaniyesi değil, dekoratif amaçlı yatak örtüleri yapabilirsiniz. Kırlentler yapabilirsiniz. Ve sonuna geldiğimde, sonumuz her zaman dörtlü olacağı için buraya bir trabzan daha oluşturuyorum. Ve 3 zincir çekip modeli döndürüyorum. Başını doluyorum. Bu sefer altta yapmış olduğumuz trabzanların üzerine batacağız. Şu şekilde zincirin üstünden. Üç zincir çekiyorum. Aşağıda yapmış olduğumuz üçlü trabzanın üzerine tekrar trabzanlar oluşturuyorum. Ben iki renk kullandım ama sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 3 renk yapabilirsiniz. O size kalmış. İstediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz modele uygulayabilirsiniz. Ve sonuna geldiğimde 3 zincir çekip sık iğnenin üzerine batıyorum. Burada tekrar ipimi değiştireceğim. İlk başta yapmış olduğumuz ipi alıp bir zincir çekip dönüyoruz ve aynı işlemi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki trabzanımızın üzerine tekrar tekli trabzan. Bu şekilde zikzak bir model ortaya çıkıyor. 3 zincir çekiyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi sizler iki renk, üç renk istediğiniz şekilde kombinler yapabilirsiniz. Ben ikişer sıra gittim.
Üçer sıra, dörder sıra renk geçişlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok güzel bir zikzak modelimiz ortaya çıkıyor. İnşallah siz de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın.